Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Hatay'ın, Hatay'ın bir köyünden size Sırbistan'dan bahsedeceğim. Burası Serinyo. Cana biraz etraf çeker misin? Dağdayız, yürüyoruz. Çantaya kavun aldık. Size Hatay'ın bir köyünden Sırbistan'a giderseniz eğer nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nasıl eğlenirsiniz falan, onlardan bahsedeceğim. Şimdi dostlar, öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Eğer Sırbistan'a giderseniz, gittiğiniz gibi, tamam mı, havalimanından iniyorsunuz. Orada bekleyen bir sürü insan var, tamam mı? Size hemen soruyorlar. Taksi ister misin? Taksi ister misin? Taksi ister misin falan. Sen de tabii ki de hemen diyorsun, tabii ki isterim. Çünkü nereye gideceksin bilmiyorsun, nasıl gideceksin. O adama mesela kabul ettiğiniz taksiye gidiyorsunuz ama sizi götürdüğü zaman arabasının taksi gibi olmasına dikkat edin dostlar, tamam mı? Arabası, yani mesela ben bindiğim araba bembeyaz, bayağı bildiğin eski Golf, böyle bagajı uzun olan kötü bir arabaydı. Tabii anlamadım. İlk defa gelmişim, heyecanlıyım. Sırbistan'a gideceğim, takılacağım, otele yerleşeceğim, heyecanlıyım. Anlamadım. Sonra otele gittim, yaklaşık böyle bir 20 dakika falan sürdü. Normalde ben 10 euroluk bir yola ben 80 euro falan ödemiştim. Yani neredeyse 800 TL vermiştim 20 dakikalık bir yola. Anlamadım. Yani önce bir anladım tabii ki de ama Sırbistan'ca buraya da dikkat edin. Tehlikeli bir ülke. Gerçekten tehlikeliler Türkiye'ye çok benziyor çok konuda. Yani orada o anda o taksiciye ben sert çıksaydım başıma problemler gelebilirdi. Bunun da farkında olun. Sırbistan gerçekten tehlikeli bir yer. Yutacaksınız. Sadece akıllı olacaksınız. Size onu öğreteceğim. Şehir içinde de taksiye bindiğinizde dostlar, ya tam kaşarlar ya, Sırplar var ya, yemin ederim kaşarlar. Türklerden bile daha vicdansızlar. Sikerler yani, anladın mı, yakalarlasalar affetmezler. Şehir içinde de taksiye bindiğiniz zaman dostlar, şuna dikkat edin. Taksiye biniyorsunuz, bakıyorlar turistsiniz, tamam mı? Taksimetre var ya, hani normalde taksiye binersiniz ya yukarıda olur ya şu radyo dinlediğiniz yerde taksimetre olur. Yani taksimetre gibi bir taksimetre olur. Telefondan taksimetre olmaz. Değil mi? Şehir içinde de bindiğiniz zaman dostlar, takside radyo kısmında, yani bayağı bildiğiniz taksimetresi gibi taksimetre olmasına dikkat edin. Tamam mı? Taksimetre olmasına dikkat edin. Eğer vitesini oraya koyarlar genelde telefonu. Bazen telefonu oraya, radyo yerine koyarlar. Yani telefondan taksimetre açılmasına asla izin vermeyin. Ben bunu da yedim. Çünkü delikanlı bir taksiciye denk gelmeme biraz daha var. O yüzden hala anlayamadım. Bir gün AVM'den çıktım. Normal bir taksi durdurdum. Bir baktım gerçekten taksi. Abi tertemiz araba, tamam mı? Taksimetre bayağı var. Yemin ederim bir saatlik yol gittim. Ödediğim para neredeyse 5 euro, 6 euro, 7 euro. Tüm zamanlarda o taksiler ödediğim parayla ben belki başka bir ülkeye tatil bile yapabilirdim. Yani Sırbistan'da en tehlikeli olay, taksiler çok tehlikeli ve çok ihtiyacınız oluyor. Bir de insanlar da biraz tehlikeli. Olabildiği kadar problem yaşamadan işlerinizi çözmeye çalışın. Biraz daha Sırbistan'dan bahsedebilirim size ama birazdan güzel bir yere gidiyoruz. Biraz da bu videoyu orada devam edelim. Etrafı çekeyim biraz. Hatay'ın köyünden size Sırbistan'dan bahsediyorum. Bayağı yürüdük. Ama güzel. Ya köy kokusu her yerde. Tezek kokusu. Ben seviyorum açıkçası köy kokusunu, hayvan kokusunu. Gerçekten severim o ağırdan gelen. Sırbistan hakkında başka yerden bahsedeyim size. Sırp insanlar biraz soğuk. Soğuk insanlar. Ama kızları çok güzel. Kızları gerçekten güzel kızları var. Sırbistan'a kızları için gitmek isterseniz eğer, gidebilirsiniz yani. Zaten rahatlar. Eğer böyle club gibi yerleri seviyorsanız o ortamlarda da dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla uyuşturucu kullanıyorlar. Dediğim gibi dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra. Dostlar şimdi nasıl bir yere geldik? Biraz önce zaten buranın ismini gördünüz. Buranın isminden aslında biraz da buranın hikayesi belli oluyor. Buraya bayağı uzun sene önce, tam emin değilim de, hemen hemen böyle 20 sene önce kadar
yıldırım düşüyor. Yıldırım burada güzel bir alan yapıyor. Sonra o biraz daha zaman sonra o yıldırımın düştüğü alana dağdan su gelmeye başlıyor. Sonra doğal güzel bir yer oluyor. Bu arada o kadar güneş var. Güneş de tam karşımda. Göremiyorum o zaman. Bakamıyorum. Ha şimdi iyi oldu. Ama şimdi büyük ihtimalle kamera kötü çekiyor. Dediğim gibi öyle bir yer. Birazdan gidiyorum. Zaten orada oturacağız bir yerde. Orada çekerim etrafta. Orada birazcık sohbet de ederiz sizinle. Güzel. Güzel bir alan yapmış aslında belediye kendince buraya. Futbol kaleleri falan koymuşlar. Bence çok güzel olmuş, yakışmış buraya. Ama tabii şu ana kadar gördüğüm kadarıyla buradan faydalanan insanların %70'i kadarı Suriyeli. Dostlar burası güzel bir yer. Bir de şansıma bugün hava da çok güzel. Burada biraz futbol oynamayı düşündük ama sonra dedik şu ormanın içine doğru çıkalım, biraz ormanda yürüyelim, oturalım, bir şeyler yapalım. Adamım. Ben de seni gördüğüm için mutluyum dostum. Kuyruğunu salladı beni. Ben de seni seviyorum adamım. Hadi bakalım ormana doğru biraz kaçalım. Kocaman elektrik direğinin dibindeyim. Dostlar şimdi şöyle değişik bir baraj gibi bir şeyin üzerinden karşıya geçeceğim. Ama fena tehlikeli, yani buradan düşsem var bir sıkıntı. Bir de burası bayağı büyük, yani 1.5 metre kadar var. Burada ineceğim, düşmemeye çalışayım. Bir şekilde karşıya ulaşmam lazım. Ulaştım, merak etmeyin. Düşündüğümden daha kolay. Oğlum hayırdır lan? Biz Survivor'a gitmek için can atan bir modeliz. Yani buradan tırmanamayacaksam. Bekle beni Survivor 2023. 2022'de All Star. Bakalım 2023 için savaşacağız. Şahinim be, gidiyor. Dostlar oradan artık ufaktan ayrıldık. Buradan yürüye yürüye yavaştan gidiyoruz. Bu videoyu da artık bitirme vakti geldi gibi. Yoruldum bayağı, saçım başım dağıldı. Bundan sonra da ileride bir şeyler göreceğimi düşünmüyorum. Yani çekebileceğim bir şey göremiyorum ama hani videoyu bitirmeme rağmen çekecek kadar güzel bir şey görürsem çekerim. Öpüyorum sizi, kendinize çok iyi bakın. Buraya geldim. Çok fazla takılıyorum biliyorsunuz. Yani takılıyorum diyorum, geziyorum. Gezdiğim yerlerde normalde video yapmıyordum ama bakarsınız yaparım. Yani video çekesim olduğu zaman yaparım. Bu aralar da video çekesim var. Bakalım yapabilirim. Öpüyorum sizi. Like atarsınız. Instagram'dan takip edersiniz beni. Yeni arkadaşlar. Gerçi... Oğlum sen nasıl bir köpeksin lan? Sakin ol şampiyonum. Ne abi köpek? Tamam. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.